Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri programımızda İmam Buhari'nin Sahih kitabından Rikak bölümü Rikak 41. babdayız. Men ahabbaleqa Allahi ahabballahu liqa'ahu kim Allah'a kavuşmayı severse isterse Allah Teala da ona kavuşmayı ister. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Bir gün Men ahabbaleqa Allahi habballahu liqa'ahu kim Allah'a kavuşmayı severse, isterse Allah Teala da O'kunla kavuşmayı ister. Ümen karihe lika Allahi kereh Allahu liqa'ahu. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da O'kuluyla karşılaşmaktan, O'kulu'nu karşısına huzurunu almaktan hoşlanmaz. Buyuruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hazreti Ayşe validemiz veya hanımlarından başka birisi. Peygamber Efendimiz her akşam hanımlarına bu şekilde Sohbet ederdi, ders yapardı. Her akşam onları toplar, onlarla sohbetleri olurdu. Demek ki böyle bir sohbet esnasında diyor ki hanımlarından birisi, validelerimizden birisi, innele nekrahul mevte Ya Resulallah biz hepimiz ölümden hoşlanmayız, ölümü sevmeyiz, kerih görürüz. Ne yapacağız o zaman Allah da bizimle karşılaşmaktan hoşlanmaz mı? Allah'la karşılaşmak deyince ölüm akla geliyor direkt tabii ki. Onun için de validemiz diyor ki hep ölümü sevmiyoruz. Kimse ölümü sevmiyor. Ölümü seven pek bulunmaz. O zaman ölümü sevmeyince biz Allah'ın hoşlamadığı bir kul mu olacağız diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem leyse zâke, Bu şekilde anladığın şekilde değil diyor. Mesele böyle değil. Ve mü'min izâ hadarahul mev't. Mü'min diyor. Mümin ölüm geldiği zaman Min ölüm yaklaştığı zaman büşra bir rıdvanillah Allah'ın rızasıyla müjdelenir. Müslümana gideceği yer gösterilir. Ona bir müjde gelir. Melekler iner. Tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû ve ebişirû bil cenneti leti tu'adun. buyuruyor. Melekler söylüyorlar. Kime söylüyorlar? İman edip istikamet üzere yaşayanlara. Fussilet suresi 30-31. ayet-i kerimelerde. Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. Müslümana müjde geliyor. Pek çok insanda yaşanmıştır bu ölüm esnasında. Hali değişmiştir. İşte gelenler var demiştir. Çekilin yol verin. Şöyle gelin yani gelenlere yol verin gibi. Sözler söyleyenler var. Bunlara rastlanıyor zaman zaman. İşte bunlara melekler geliyor. Müjde getiriyor. Müminlere. Mümine müjde gelir. Allah'ın rızası müjdelenir. Ve kerametihi ve Allah Teala'nın rızasıyla birlikte kere, keremi de müjdeleniyor. Yani ikram edeceği, okula ikram edeceği, okula cömertlikte bulunacağı, ona lütuflarda bulunacağı da müjdeleniyor. Feleyse şeyun ahabbe ileyhi mimma amamehu. O zaman oraya can atar mümin. Ondan daha sevimli bir şey olamaz. Dünyayı unutur. Çoluğu, çocuğu, işi, gücü, evi, barkı her şeyi unutur ve o müjdelendiği şeye kavuşmaktan daha sevimli bir şey olmaz ona. Bir an önce gitmek ister. Yani ölmek ister. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kudreti bu. Ölümü hiç sevmeyen bir insanı ölüme koşturabilir Cenab-ı Hak. Koşturur, ona gösterir oradaki nimetleri, lütufları. O insan her şeyi terk edip ölüme koşar. فَاَحَبَّ Allah Bir an önce Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmeyi, hesa onun hesabını vermeyi, hesabı da olmaz zaten. Bir arz olur onun için. Ve bir an önce o nimetlere Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına, keremine, cömertliğine kavuşmayı ister. Bundan daha sevimli bir şey olamaz bir için. Bütün dünyayı sana verelim desen istemez. Bütün samanyolunu, güneş sistemlerini, bütün yıldızları, gezegenleri verelim desen istemez. Yedi kat semayı versen istemez. Ben der illa bu gördüğüm lütuflara koşmak istiyorum diyerek ölümü ister. O isteyince اَحَبَّ Allahu Allah Teala da ona kavuşmayı ister. O kulundan razıdır, memnundur. Bu kastediyor. Efendimiz bunu kastettim diyor. Ve ikinci yarısında ve innel kafira izâ hudra kafire de ölüm anı geldiğinde ölümle yüz yüze geldiğinde büşşirâ bi Allah'ın azabıyla müjdelenir ve ukubetihi cezasıyla müjdelenir. Yani bu müjde tabii ki bir alay burada. İstihza. O nasıl dünyadayken Müslümanlarla, İslam'la alay ediyordu. Cenab-ı Hak'la onun hükümleriyle alay ediyordu. Ayetleriyle alay ediyordu. Ona da bu şekilde alay edilir. Sana müjde, cehennem çıktı sana. Müjdeler olsun şöyle bir cezaya çarpılacaksın diye nasıl bir müjdeyse artık o şekilde istihza ile Allah ile onun azabı, ızdırabı daha da artırılır. Ona da azap müjdelenir ve Allah'ın vereceği cezalar müjdelenir. Feleyse şeyun ekraha ileyhi mimme emamehu Artık o, iş, o insan için de ondan daha çirkin bir şey yoktur. Mümkün değil. Oraya gitmek istemez. Ölmek istemez. Dünyada ne kadar rezil bir hayat yaşıyor da olsa. Dünyada ne kadar sıkıntı, dünyanın bütün sıkıntısı başında da olsa bir insan bu müjdeyi alınca dünyayı tercih eder. Yani çünkü o dünyadan kat kat fazla, yüzlerce, binlerce kat daha fazla kötü bir durum, bir azap, bir sıkıntı ona gitmeyi asla istemez ve yaşamayı ister. Yani her halükarda dünyada kalmak, dünyanın bütün sıkıntısını çekmekte olsa onu tercih eder. Ölmeyi istemez kerihe Allah. Allah'ın huzuruna gitme hiç istemez çünkü hesap ağır, azap var, ukubet var. Ve kerihe Allahu lika Zaten Allah Teala da ondan hoşlanmaz. Allah Teala da onu huzuruna almak istemez. O günahkar bir insandır. İnançsız bir insandır. Onunla Cenab-ı Hak da zaten karşılaşmak istemez. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kastettiğim budur diyor. Efendimiz önce kısa, veciz, özlü bir söz söylüyor. Dikkatleri çekecek bir söz söylüyor. İnsanları merak merak uyandırdıktan sonra da önemli bir mesele izah ediyor. İşte bu bir anlık bir mesele değil tabii ki. Bu bir hayat ile örülecek, oluşturulacak bir durum. Hayatını güzel yaşayan bir insan ölüm esnasında Allah'a kavuşmayı ister. Allah Teala da o sever. Onu huzuruna almayı ister. Hayatını güzel yaşamayan bir insan, hayatta günahlarla geçiren, aklını başına almayan bir insan, sabretmeyen bir insan, ibadetlere sabretmeyen, günahlara sabretmeyen bir insan ölüm esnasında hiçbir zaman ölmeyi istemez. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmayı hiçbir zaman istemez. Allah Teala da okulu illa okulun huzuruna almak istemez. Hoşlanmadığı, razı olmadığı bir kuldur. İşte bu önemli bir düstur, önemli bir hayat düsturu. Cenab-ı Hak razı olacağı, bizimle karşılaşmayı seveceği, isteyeceği bir hayatı bizlere lütfeylesin, nasip eylesin inşallah. Ölürken de Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı isteyelim, severek gidelim. Ölümü güzelleştirmek dedikleri Allah dostlarının, büyük Allah dostlarının bu şekilde izah ettikleri şey bu işte. Ölümü güzelleştirmek. Onlar ölümü güzelleştirmek deyince biz şaşırıyoruz. Nasıl olur? Ölüm hiç güzelleşir mi? Ölümün yüzü soğuktur, hiç kimse ölümü sevmez. Ölüm nasıl güzelleşir diye aklımıza geliyor, kafamıza takılır. İşte ölüm böyle güzelleşiyor. Hayatı istikamet üzere güzel bir hayat yaşarsan, Allah'ın emirlerine riayet ederek, boyun eğerek, itaat ederek, sabrederek yaşarsan, işte ölüm esnasında allah Teala sana öyle nimetlerini, lütuflarını gösteriyor ki, senin gideceğin cennetleri gösteriyor, rızasını müjdeliyor. Öyle olunca ölüm öyle bir güzelleşiyor ki kula hiçbir şeyden hiçbir şey onun kadar sevimli olmuyor. Bütün dünyayı versen, bütün kainatı versen o istemiyor onu. Ölümü istiyor. Ölüp bir an önce Allah Teala'ya kavuşmayı istiyor. Bazı ameller için efendimiz öyle buyuruyor. Kim işte namazdan sonra Ayetel Kürsi okursa mesela onunla cennet arasında ölümden başka bir mani yoktur. Yani ölüm bir aramızda bir geçit, bir boğaz, o boğaza o geçti geçmek gerekiyor. O bir mani ona geçmeden mükafata kavuşamıyorsun. O zaman insan bir an önce istiyor şu boğazı şu geçti bir an önce geçeyim de şu engel kalksın önümden o mükafata kavuşayım diye. İşte ölüm bu şekilde güzelleşiyor kıymetli dinleyenler. Diğer rivayette Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıhhatliyken derlerdi ki hiçbir peygamberin ruhu cennetteki yerini görmedikçe kabz olunmaz. Cennetik yeri ona gösterilir. O şekilde ruhu kabz olunur. Sonra ölüm ile hayat arasında muhayyer bırakılır. Yani peygamber ve yeri gösteriliyor. Sonra diyorlar ki istersen yaşayabilirsin dünyada bir müddet daha veya istediğin kadar istersen ölümü tercih et. Nasıl istersen diye Cenab-ı Hak kuluna sevdiği için, kulunu sevdiği için ona ikram olarak ona bu şekilde onun tercihine bırakıyor peygamberlere. Efendimiz böyle buyururlardı diyor hayattayken bildirirlerdi peygamberlere böyle olurmuş diye. Hastalanıp ruhu kabz olunmak zamanı gelince başı benim dizimin üstünde bulunduğu bir esnada kendisine bir süre baygınlık geldi. Efendimiz'e bir baygınlık geldi. Demek ki Efendimiz'e o anda cennetteki makamı gösterildi ve tercih hakkı verildi. Muhayyer bırakıldı. Sonra ayılınca gözünü tavana doğru dikti ve Allahumma fir a'la. Allah'ım Refik Ala'yı tercih ediyorum dedi diyor. Allahumma rafiqil a'la. Farklı rivayetler var. Allahumma fir var. Allahumma rafiqil a'la var. Er rafiqul a'la şeklinde farklı rivayetler geliyor. Burada Allahumma er rafiqil a'la en yüce dost meclisini tercih ediyorum Allah'ım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. refik Ala demek Cenab-ı Hakk'ın katında peygamberlerin, büyük meleklerin, meleklerinde büyük olanların, yüce ruhların bulunduğu bir meclis olarak tarif ediliyor. refik Ala bir meclis olarak tarif ediliyor. Bizim Türkçemizde sadece Cenab-ı Hak olarak anlatılır, öyle bilinir yani dosta Allah Teala'nın yanına gitmek istiyorum gibi o da var bu o, o mana da var bunun içerisinde Allah Teala'nın huzuruna ve onun huzurundaki diğer peygamberlerin ve yüksek e, meleklerin üstün meleklerin ruhlarından oluşan bir meclis olarak tarif ediliyor o meclisi tercih ediyorum dostlar meclisini yüce dostlar meclisini tercih ediyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki diyor Hazreti Ayşe Validemiz bizi tercih etmedi Efendimiz. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ihtiyar etmiyor, bizi tercih etmiyor dedim diyor. Çoluk, çocuk, hanım, evlat her şeyi bırakıyor. Bütün dünyayı, ümmetini, en çok sevdiği ümmetini her şeyi bırakıyor. Refik-i Ala'yı tercih ediyor. Çünkü vazifesini yapmış, Allah Teala bir vazife vermiş. En çok sevdiği şey belki dünyada o vazifesiydi. Onu da ikmal etmiş oldu, tamamlamış oldu şahit tuttu insanları. Vazifemi yaptım mı, tebliğ ettim mi diye. Onlar da şahit oldular. Efendimiz de Allahum meşhed, Allahum şahit ol buyurdu. Vazifesini tamamlamıştı zaten. Bu sebeple artık geride diğer onu dünyayı tercih etmesine sebep olacak sevdiği bir şey kalmamış oluyor vazifesini de tamladığına göre. Çoluk, çocuk, dünya, mal, mülk, devlet, ümmet, her, hepsi bir tarafta kalıyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuru, o dostlar meclisi e, baskın çıkıyor, öne çıkıyor. Efendimiz de onu tercih ediyor. Bütün peygamberler gibi, bütün peygamberler de o şekilde. Hatta bir rivayette Hz. Musa aleyhisselam için Cenab-ı Hak e, tercih hakkı veriyor. İstediğin, yani elini diyor bir mesela sığırın üzerine koy. Ne kadar kıl varsa, 500 tane kıl var. O kadar sene daha yaşayacaksın. Peki ondan sonra Ya Rabbi Ondan sonra yine ölüm. O zaman şimdi olsun diyor. Yani 500 sene sonra da yine ölümse, 1000 sene sonra da yine ölümse, sonunda yine ölümse şimdi olsun. O şekilde o da eee Refik Hala'yı tercih ediyor. Efendimiz de diyor artık bizi tercih etmedi diyor Hazreti Ayşe validemiz. Ve bildim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası sıhhatli zamanda bize söyleye geldiği haberin kendisindeki tecellisidir. Ha sıhhatliyken daha önce söylerdi efendimiz peygamber peygamberlere tercih hakkı verilir. Onlar da <laughs> o şekilde e, tercih verilmeden ölmezler diye. Ve diyor ben anladım ki bu tercih işte o bahsettiği tercihti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tekellüm ettiği, konuştuğu en son kelime işte bu <laughs> Allahümme refikal ala oldu. Allah'ım refik alayı tercih ediyorum sözü oldu. En son sözleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki burada da görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm esnasında tercih hakkı verildiğinde kendisine ölümü tercih ediyor. Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı tercih ediyor. Biraz önce kadir Şerifimizde de Müslüman'a Allah'ın rızası ve ikramları gösterilir. O da oraya kavuşmayı ister diye anlatılmıştı. Demek ki Efendimiz'in sünnetine uygun olarak insan güzel bir hayat yaşamalı ve bu tercih esnasında allah Teala'yı, tercih etmelidir onu anlıyoruz